Birinci soru. Bir öğrenci hazırladığı çiçek modelinin yapraklarına bazı gök cisimlerinin adını yazmıştır. Bu öğrencinin modelinden güneş sisteminde yer almayan gök cisimleri çıkarılırsa aşağıdaki şekillerden hangisi elde edilir? Asteroidler güneş sisteminde yer alır. Gezegenler güneş sisteminde yer alır. Uydular da yapay ve doğal uydular güneş sisteminde yer alır. Fakat galaksi güneş sisteminde yer almaz. Tam tersi güneş sistemi galaksinin içerisinde yer alır. Galaksiyi çıkardığımızda görünen şekil D şıkkındaki gibidir. Doğru cevap D şıkkıdır. İkinci soru. Elif dünya ile ilgili ödevi için aşağıdaki bilgi kartlarını hazırlamıştır. Elif'in kartlarına bakıldığında aşağıda numarası verilen kartlardan hangisinin hatalı bilgi içerdiği söylenebilir. Birinci kart. Üzerinde canlı yaşamı olan tek gezegendir. Bu doğrudur. Dünyanın dışındaki diğer gezegenlerde canlı yaşamı yoktur. 2. İç gezegenlerin en büyüğüdür. Bilgi de doğrudur. İç gezegenler Merkür, Venüs, Dünya ve Mars. Dünya bunların en büyüğüdür. 3. Kart Venüs ile Merkür gezegenleri arasında bulunur. Bu bilgi yanlıştır. Dünya Venüs ile Mars arasında bulunur. Dolayısıyla doğru cevap C olacak. Dördüncü kartta da etrafında dolanan ay adında tek uydusu vardır denmiş. Bu bilgi de doğrudur. Doğru cevap C şıkkıdır. Üçüncü soru. Verilen bilgiler aşağıdaki gök cisimlerinden hangisine aittir? Dünyamıza en yakın yıldız olup çıplak gözle görülebilir. Yüzey sıcaklığı yaklaşık olarak 6000 derecedir. Çapının büyüklüğü dünyamızın çapının yaklaşık olarak 110 katıdır. A şıkkı Venüs. Arkadaşlar Venüs bir kere yıldız değil. Bu gezegendir. B şıkkı güneş. Evet verilen bilgiler güneşe aittir. C şıkkı titan. Bu da satürn'e ait bir uydudur. D şıkkı asteroid. Bu da arkadaşlar yıldız değildir. Doğru cevap B şıkkıdır. Dördüncü soru. Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin isimleri numaralanarak aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre uydusu olmayan gezegenlerin numaraları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Güneş sisteminde uydusu olmayan gezegenler Merkür ve Venüs'tür arkadaşlar. Bunların uydusu da yoktur, halkası da yoktur. Dolayısıyla doğru cevap B şıkkıdır. Beşinci soru. Aşağıdakilerden hangisi gazsal gezegenlerin özelliklerinden biri değildir? Gazsal gezegenler Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'dür. A şıkkı halkaları vardır. Evet bu gazsal gezegenlerin özelliklerindendir. B şıkkı dış gezegen olarak da bilinirler. Evet bu da doğrudur. C şıkkı hacimlerinin büyük bir kısmı gazlardan oluşur. Bu da doğrudur. D şıkkı yoğunlukları karasal gezegenlerin yoğunluklarından fazladır denmiş. Bu yanlıştır arkadaşlar. Tam tersi yoğunlukları karasal gezegenlerin yoğunluklarından azdır olacak. Doğru cevap D şıkkıdır. 6. soru Güneş sistemindeki gezegenlerle ilgili bir tablo aşağıda verilmiştir. Buna göre verilen tabloda aşağıdaki gezegenlerden hangisi için hatalı işaretleme yapılmıştır? Dünya iç gezegendir. Bu doğru işaretlenmiş. Venüs iç gezegendir arkadaşlar. Bakın burada dış gezegen olarak işaretlenmiş. Burada hatalı bir işaretleme yapılmış. Neptün dış gezegendir. Bu da doğru işaretlenmiş. Mars iç gezegendir. Bu da doğru işaretlenmiş. Hatalı olan B şıkkı olduğu için doğru cevap B şıkkıdır. 7. soru. Kızıl gezegen olarak bilinen gök cismi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Kızıl gezegen olarak bilinen gök cismi arkadaşlar Mars gezegenidir. Şimdi şıklara bakalım. İki uydusu vardır denmiş. Bu doğrudur arkadaşlar. İkinci ifade güneş sisteminin en küçük gezegenidir denmiş. Bu yanlıştır. Güneş sisteminin en küçük gezegeni Merkür'dür. Üçüncü ifadeye bakalım. Dünyadan teleskopla bakıldığında yüzey şekilleri görünebilir. Evet bu da doğrudur. İfadelerden 1 ve 3 doğru olduğu için doğru cevap C şıkkıdır. 8. soru Güneş sisteminde bulunan gezegenler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A şıkkı: Büyüklükleri ve Güneşe olan uzaklıkları farklıdır. Bu ifade doğrudur. B şıkkı: Güneş etrafında bulunan yörüngelerinde hepsi aynı yönde dolanır. Evet, bu da doğrudur. C şıkkı: Bazıları iç gezegen, bazıları da dış gezegen olarak gruplandırılır. Evet, 4 tanesi iç gezegen, 4 tanesi dış gezegendir. D şıkkı hepsinin kendi ekseni etrafında dönüşü saatin dönme yönüne terstir denmiş. Bu ifade yanlıştır arkadaşlar. Mesela Venüs kendi etrafında saat yönünde döner. Dolayısıyla D şıkkı doğru cevaptır. Dokuzuncu soru. Gezegenler hangi gök cisminin etrafında dolanma hareketi yaparlar? A şıkkı yıldız, B şıkkı uydu, C şıkkı dünya, D şıkkı astroid. Gezegenler güneşin etrafında dolanma hareketi yaparlar. Güneş ise yıldız olduğu için Doğru cevap A şıkkıdır. 10. soru Güneş sistemindeki gezegenlerden biri kendi ekseni etrafında yatay olarak döner. Gezegenler Güneş'e yakınlık derecelerine göre sıralandığında bu gezegen kaçıncı sırada yer alır? Arkadaşlar bu gezegen Uranüs'tür. Kendi ekseni etrafında yatmış bir varil gibi döner yatay olarak. Bu da arkadaşlar Güneş'e yakınlık derecesine göre 7. sıradadır. Doğru cevap D şıkkıdır. 11. soru Küçük gök cisimleri olarak da bilinen asteroitler Güneş'in çevresinde dolanırlar. Ancak asteroitlerin iki gezegenin yörüngeleri arasında yoğun olarak bulundukları bir bölge vardır ki buraya asteroit kuşağı denir. Buna göre bu gezegen çifti aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A şıkkı Mars-Jüpiter, B şıkkı Merkür-Venüs, C şıkkı Jüpiter-Satürn, D şıkkı Uranüs-Neptün. Asteroid kuşağı arkadaşlar Mars ile Jüpiter gezegenleri arasında yer alır. Doğru cevap A şıkkıdır. 12. soru. Üçgen Güneş sisteminin en küçük gezegeni, daire Güneşe en uzak gezegen, kare halkası en belirgin olan gezegen. Yukarıda birer özelliği verilen ve semboller ile ifade edilen gezegenlerin isimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Evet, Güneş sisteminin en küçük gezegeni arkadaşlar Merkür'dür. Güneşe en uzak gezegen Neptün'dür ve halkası en belirgin olan gezegen de Satürn'dür. Dolayısıyla bunlar A şıkkında doğru verilmiş. Doğru cevap A şıkkıdır. you mm -hmm.